Gündüzleri hurdacılık yaparak mahallelerden topladığım hurdalarla geçimimi sağlıyorum. Bunun haricinde o hurdalardan kazandığım parayla aldığım boyalar ve tablolarla kendimi resme bağladım. Resim lise dönemlerimde beni etkileyen bir şey olmuştur. Yani duygularımı ifade etmek için en çok kullandığım şey resim olmuştur. Beni rahatlatan, beni özgürleştiren, beni anlatan tek şey resim. Yaptığım bütün çalışmalarımda kendimi ifade etmeye çalışmışımdır. Resime başladığımda renk körü olduğumu da fark ettim. Bunun haricinde renk körlüğünü geliştirmek için kendimi diğer insanlarla kıyasladığımda renklerin benim için ne ifade ettiğini anlamaya çalıştım. Ve resimlerimde bunu da yansıtmaya çalıştım. Duygularımın haricinde renklerin harmonisi, renklerin zıtlığı, renklerin şeyi, bunların hepsini çözmeye çalıştım. Resimlerine bunu da yansıttım. Kazandığım paralarla resimlerime katkı sağladım. Evet, bu kişisel sergim. Toplamda 16 tane sergide yer aldım. Bunların 11 tanesi Karabük Üniversitesi'nde ve İstanbul, Ankara gibi çeşitli yerlerde olmuştu. Ve şu andaki 6-7 tane sergide Ereğli'de çeşitli yerlerde arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin sergileri olmuştu. Bu benim ilk kişisel sergim ve çalışmalarımın çoğu burada, hatta fazlası yok diyebilirim. Bundan sonraki hedefim çalışmalarımı daha da arttırmak, kendimi geliştirmek, renk üzerine farklı bir şeyler getirmek ve resim üzerine anlaşılmaktan ziyade daha farklı. Yani anlatılmak istenen dışında başka bir şeyler yansıtmak istiyorum. Yani bir resim nedir? Bir manzara mıdır? Bir başka dışarıda gördüğümüz bir şey midir? Hayır, bence bu değildir. Resim insanın içinden çıkan, özgürlüğünü yansıtan, duygularını ifade eden her şeydir. Yani resim bir insanın yaşama tutumudur. Budur, başka bir şey değildir bana göre. Ben resimlerimde bunu yaşıyorum, bunu görüyorum. Evet, kara kalem var. Bunlar maddiyat sıkıntısı olduğu için resimlerime devam edebilmem için, çalışmalarımı arttırabilmem için sipariş üzerine yaptığım çalışmalar. Ama diğerleri kendimi ifade etmek için, kendimi özgür hissetmek için, yani duygularımı ifade etmek için yaptığım çalışmalar. Burada bir zamanlar benim üzerimdeki yükü, insanlardan gördüğüm yanlış şeyler, yani bana karşı tutumsuz tavırları, yani bana karşı göstermiş oldukları nefret, arkamdan çevirdikleri işler, hepsi bunlar. Ama bir resimde bunu görmek için öncelikle bunları, yani bir bakış açısı lazım. Herkesin bakış açısı farklı olduğu için benim resimlerime de herkes farklı bir yorum getirebilir.